Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bu videoda kanalımda seri haline getirmiş olduğum Hot Wheels ve Matchbox serimizi devam ettiriyoruz. Ve bu bölümümüzde Hot Wheels araçlarımızla birlikteyiz. Farklı dönemlerde A101, Beam, Shock, Opet gibi çeşitli mağazalardan almış olduğum araçları biriktirdim ve yine size bir video halinde sunmaya çalışacağım. Bunun haricinde bir de farklı bir model aracımız olacak. Bu da E-Bebek mağazasından almış olduğum bir çekici ve bir araba arkadaşlar. Bu da çok güzel olduğu için bunu da bu videonun içerisine katmak istedim. Dilerseniz videomuza başlayalım ve şöyle araçlarımızı yakından incelemeye devam edelim. Ancak videoya başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Hızlıca ben şimdi sizlere araçları şöyle kutularıyla birlikte göstereyim arkadaşlar. Daha sonrasında yakın çekime geçerek detaylı incelememizi tamamlayalım. Dragon üstü açık bir araç karşılayacak arkadaşlar. Bu bizim sanki çocukluğumuzdaki böyle tahtalı arabalar olurdu köylerde. Onlara benziyor. Onun biraz daha modern hali. Burada bir Dragon Wagon aracımız bizimle birlikte olacak. Bunun haricinde yine benim çok sevdiğim şöyle büyük araçlardan bir tanesi olacak arkadaşlar. Bunun haricinde yine bir farklılık olması açısından bir Batmobile'imiz olacak. Biliyorsunuz birçok farklı model Batmobile var. Bunun yanı sıra bir adet şöyle Fastbit Hauler diye geçen çekici modelimiz olacak arkadaşlar bizimle birlikte. Bunun üstüne de bir adet araç koyarak sergilememizi yapabiliyoruz. Ve burada bir adet şöyle yine 2023 serisinden Donut Rifter serimiz var arkadaşlar. Bu da TH olan modeli, yani altında gri logosu olan model. Ancak bunu kutusundan çıkaracağız ve incelemesini hep birlikte yakından yapacağız. Ve efsane bir arabayla birlikteyiz arkadaşlar. Burada bizi bir adet Porsche 911 GT3 karşılıyor. Gördüğünüz gibi siyah rengiyle, asil duruşuyla birlikte olacak ve bunu da yakından inceleyeceğiz. Ve son olarak belirtmiş olduğum araç arkadaşlar bu. Diecast marka diye geçiyor. Bir adet çekici ve üstünde bir adet araç var. Şöyle görebileceğiniz üzere bunu E-Bebek mağazasından aldım. Direkt bunun fiyatı 50 TL'ydi. Hem uygun geldiği için aldım hem de çekici olarak farklı araçlarda koyarak sergilerim diye düşünerekten aldım. Ve dilerseniz yakın çekimlerle birlikte videomuza devam edelim. Evet dostlar, burada hemen şu aracı aradan çıkaralım istiyorum. Diecast marka diye geçiyor. Dediğim gibi E-Bebek mağazasından 50 TL fiyatla aldım bu aracı. Gördüğünüz gibi şurada bir çekicimiz var. Üstünde bir aracımız var. Ve yakından incelemesini hep birlikte yapalım. Aracımızı şöyle kutusundan çıkardık. Ve bizi şöyle bir güzellik karşılıyor. Şöyle hemen çekicimizi bir yakından inceleyelim. Aracımızın ön bölümü metalden oluşuyor. Şöyle ön taraflarda küçük işlemeler mevcut. Far detaylarımız var. Altta stop detayımız mevcut. Yanında şöyle yazılarımız, dekallerimiz mevcut. Şöyle farklı markalara ait olmak üzere. Üst tarafta aracı koyduğunuzda şöyle düşmemesi için burada bir tümsek oluşturulmuş. Arka tekerler buraya denk gelerek aracın düşmesi engellenebiliyor. Ön kasa metal dediğim gibi. Arkadaki kasamız ise plastik arkadaşlar. Fena değil. Şöyle koyduğumuz zaman bize eşlik edebilecek bir çekici. Şöyle aracımızı bir inceleyelim arkadaşlar. Bu Ford Mustang'e benzettim ben bunu ama çok öyle detaylı bir araç değil. Şöyle yanda ufak işlemleri mevcut. Buradan egzoz çıkıntıları mevcut. Ön lastik, arka lastik boyutları farklı. Arkaya baktığımızda ise şöyle bir iki tane çıkıntımız mevcut. Güzel bir spoilerımız var. Aracımızın üzerinde şöyle mavi beyaz şeritimiz mevcut. Ön tarafta gri bir bölümümüz mevcut. Şöyle baktığımız zaman yanlarda cam yok. Ancak ön ve arka camlarımız siyah filmli şekilde yapılmış. Şöyle içine bakacak olursak içinde de sadece tek bir koltuk detayımız mevcut. Farklı herhangi bir detay mevcut değil. Sergilerken bu şekilde bize yardımcı olacaktır. Ve hemen ikinci aracımıza devam edelim arkadaşlar. Şunu da hemen aradan çıkarmak istiyorum. Dragon Wagon diye geçen bir araç. Bu dediğim gibi köylerimizdeki eskiden tahtalı bilyalı araba dediğimiz araçlara benziyor. Ve aracımızı şöyle kutusundan çıkardık arkadaşlar. Yine Hot Wheels'ın gerçekten ağır araçlarından bir tanesi. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir gidonumuz mevcut. Şöyle üst açık bir araç. Buraya aslında figürünüz olduğu zaman figür koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Oturan bir figür koyarak da
çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Yan tarafa bakacak olursak şöyle hemen bir Hot Wheels logosu yazısı bizi karşılıyor arkadaşlar. Kanadımızda şöyle bir rakamı mevcut. Arkada ise burası sert bir metalden yapılmış. Bir görselimiz var motorla birlikte. Yine bu şekilde arkada kanadımız mevcut ve basit bir şöyle görsel araç olmuş arkadaşlar. Onu da kenara ayırdıktan sonra 3. aracımızla devam ediyoruz ve benim en sevdiğim araçlardan bir tanesi Nissan Patrol Custom araç arkadaşlar. Bu ben jipleri özellikle seviyorum. Hem yüksek oluşları hem detaylı oluşları hem de lastikleri olarak gerçekten güzel olarak görsellik katıyor bizlere. Hemen bunu da kutusundan çıkaralım. Ve evet 3. aracımızla beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız gerçekten boyutu olarak büyük. Şöyle hemen ön detayları başlayacak olursak kaputumuzun üzerine bir Nissan yazımız var. 2 tane renkli şeridimiz mevcut. Burada kaputumuzun üstü yarım. Yani hem motor içi görünüyor hem buradan egzoz çıkışları verilmiş. Aracımızın yanına bakacak olursak hem yazılarımız var hem de burada farklı markalara ait işlemeler mevcut. Lastikleri görüyorsunuz. Lastiklerimiz de çok güzel görüntüye sahip. Camlarımız siyah. Şöyle arka tarafa bakacak olursak çok fazla detayı mevcut değil. Burada bir tampon ekimiz mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi çamurluk ağızlarında gri işlemeler mevcut. Aracımızın üzerinde sunroof detayımız da var. Ve aracımız soldan direksiyon yapılmış. İçerisi de yine şöyle motor rengiyle beraber gri şekilde yapılmış arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir araç olmuş. Ve 4. aracımızla devam edelim arkadaşlar. Bir Batmobile açılış yapacağız. Şöyle görebileceğiniz üzere gerçekten mükemmel detayları olan bir araç. Yani özellikle rengi mat olması, askeri yeşil olması çok güzel bir görünüm katmış. Ve siyahla beraber gri detaylar da gerçekten enfes bir uyum sağlamış. Şöyle ön tarafa bakacak olursak gri bir tamponumuz mevcut arkadaşlar. Lastiklerimizin boyutları ön arka yine farklı. Burada ön kapıdan sonra arka çamurluklar şişkin. Gerçekten efsane bir araç. Arka bölümü ise yine görebileceğiniz üzere detaylı bir motorumuz mevcut. Ve buradan arkadan sağda solda stop detaylarımız mevcut. Şöyle yan tarafta küçük burada marş bellerimiz mevcut. Yine yan camlarımız, kelebek camlarımız mevcut. Aracımız yine soldan direksiyonlu ve gri işlemeli şekilde yapılmış arkadaşlar. Bu da gerçekten efsane bir model olarak karşımıza çıkıyor. 5. aracımıza devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere bir adet çekicimiz mevcut arkadaşlar. Ve Hot Wheels çekicimizle birlikteyiz. Görebileceğiniz üzere ön kısım olarak değişik bir tasarıma sahip. Ancak bizi ilgilendiren bölüm arkadaki kasa bölümü olacak. Çünkü çekici aracımıza bir adet araç koyarak sergilemesini yapacağız. Yine bu aracımızda da arka tekerlerin buradaki çukurlara denk gelmesini sağlayarak üzerindeki aracın düşmesini engelleyebiliyoruz. Ve yine bu siyah kasamız arkadaşlar şöyle geriye doğru kaydırabiliyoruz. Yani üzerine koyduğumuz araç eğer sığmazsa buradan boyutunu ayarlama imkanımız olabiliyor. Ayrıca buradan 2 tane egzoz çıkışlarımız yukarıya doğru verilmiş ve aracın ön bölümünden bakacak olursak şöyle agresif bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle hemen açmış olduğumuz araçlardan birkaç tanesini koyarak da denemesini yapalım. Gördüğünüz gibi örneğin jipimiz sığmadı. Bunu hemen az bir şey kaydırarak şöyle sığmasını sağlayabiliyoruz. Ya da bunun haricinde Batmobile'imizi koymak istediğimizde yine kasamızı geriye kaydırıyoruz. Şöyle durmasını sağlayabiliyoruz. Ya da şöyle bu aracımızı koyarak yine dilersek de kasamızı kaydırarak bu tarz farklı çözümler bulabiliyoruz. Bu da yine görüntü olarak da fena değil arkadaşlar. Ön tarafımız mavi olduktan sonra arka taraf bütün her yerimiz gri parlak şekilde işlemeli olarak yapılmış. Bu şekilde bizlere sunulmuş. Şimdi ise 2023 serisinden TH modelimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Donut Drifter diye geçen böyle bir şeker aracımız mevcut. Şöyle görebileceğiniz üzere aracımız gerçekten çok şeker bir araç arkadaşlar. Donut'u zaten biliyorsunuzdur. Birçok Amerikan videosu çeken arkadaşlar bütün videolarında bahsederler ya da yerler. Şöyle gördüğünüz gibi bütün renk cümbüşüne sahip mavi, yeşil, turuncu, pembe, beyaz bu şekilde TH bir aracımızdan mevcut arkadaşlar. Görüntüsü fena değil, eğlenceli bir araç.
TH olduğu için aldım. Videomuzun son aracına geldik arkadaşlar. Şu aracı bulmak için gerçekten epey mağaza gezmiştim. Bunu Şok mağazasından almıştım arkadaşlar. Porsche'un 911 GT3 serisi. Gerçekten mükemmel bir araç arkadaşlar. Zaten YouTube'da Japonik kanalını takip ediyorsanız orada fazlasıyla bu aracı gördük. Fazlasıyla bu araçla eğlendik diye düşünüyorum. Ve bizim de koleksiyonumuza artık böyle bir aracımız en azından küçük maketi de olsa bulunuyor. Ve evet arkadaşlar görebileceğiniz üzere efsane bir arabayla birlikteyiz. Şöyle baktığınız zaman aracımızın bütün her yeri siyah işlemeli, siyah detayları mevcut. Şöyle görebileceğiniz üzere farlarımıza kadar hepsi siyah işlemeli. Şöyle ön tarafımızda renkli bir Porsche logomuz mevcut. Tamponlarımız siyah, jantlarımız, lastiklerimiz, marş bellerimiz her şey siyahın tonlarını barındırıyor. Şöyle arka tarafa bakacak olursak güzel bir 911 GT3 plakamız var. Araç modelimizi plak olarak basmışlar. Arkada görebileceğiniz üzere komple bir stop detayımız mevcut. Kırmızı olan yer komple stop. Ve aşağıda tamponumuzun altındaki eklerde ise ortadan çift çıkışlı bir egzoz sistemi mevcut. Sağda solda küçük kedi gözü diyebileceğimiz stoplarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi çamurluk detaylarımız gerçek arabada da olduğu gibi şişkin bir şekilde yapılmış. Bunun haricinde şöyle yan taraflara baktığımız zaman herhangi bir işlemi mevcut değil. Tamamen siyahın asiliğini burada bize aktarmak istemişler. Evet dostlar, böylece kanalımızdaki Hot Wheels serisini böylece devam ettiriyoruz ve birbirinden güzel araçlarla beraber bu videomuzu da burada tamamladık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.